Selamun aleyküm arkadaşlar. Hepinize hayırlı sabahlar. Arkadaşlar, zeytin budamada şimdi tek gövdeli bir ağaç buldum. Bu fırsatı kaçırmayayım diye hemen bir çekim yapalım dedik. Şimdi arkadaşlar, tek gövdede budamayı göstereceğim ama bir iki konuya değinmek istiyorum. Geçenki budadığımız tarlada çok büyük ağaçlar vardı. Yaklaşık 20 yaşında olan ağaçlar vardı. Onda bir şey dikkatimi çekti. Daha sonra düşünürken yani neden olduğunu anladım yani. Çünkü ağacın hemen hemen %20-30'unda onu gördüm. Yani genelde çok büyük ve dallı ağaçlarda onu gördüm. Tamamen işte topraktan çıkar çıkmaz açtıkları ağaçlarda yarılmalar, çatlamalar gördüm. Büyük bir ihtimal o işte ağaçların tamamen yapraklar meyveye tuttuğu zaman hafiften de rüzgarında sallamasıyla tabandan ayrıldığı için, ağaçlar kenarlara çok baskı yaptığı için büyük bir ihtimal dedim herhalde bundan olmuştur. Başka bir şeyden olmaz herhalde. Keşke çekseydim, sonradan aklıma geldi. Tek gövdede bu sorun olmuyor arkadaşlar. Tek gövdede çünkü ağaç direkt yukarı çıktığından dolayı tabandan ayrılma olmuyor ama dallara tabi baskı biniyor. O da tabandan ayrıldığı için çok da şey yapmıyor yani. Ayrılmadığı için çok da şey yapmıyor. Şimdi böyle bir ağaç gördüm arkadaşlar. Şimdi bu ağacı anlatarak tek tek budamak istiyorum. Şimdi yaklaşık ağacımızın yerden yüksekliğe 60-70 santim var. Şimdi şu dallar zaten arkadaşlar gitmiş. Ben biraz daha çekeceğim. Çatala kadar çekeceğim. O zaman yaklaşık hemen hemen 1 metreye yakın olacak. Şimdi hiç tereddüt etmeden şunları kesiyorum bak. Çünkü bunlar... ağaçlıktan çıkmış. İlizlerini alıyorum. Şimdi yeni bir budamaya başlayan arkadaşlar benim yaptığım aynısını yapsın. Tabanında. Şimdi daha önceden bu ağaç büyük bir ihtimal öyle zaten. Çatalmış. Buradan kesmişler bunu. Kesmeselerdi. 1, 2, 1 de bu 3. Bak şu anda bunu almışlar. Gayet güzel tek gövde olmuş. Şimdi şuradan itibaren ben bunu 3 dala ayıracağım arkadaşlar. Şuradan itibaren. Şimdi şu dalı alıyorum bak. Bunu çıkardım. Dalımız cılız dal. Şu içindeki şunları alıyorum. Tek tek göstereceğim. Şunu aldım. Şimdi arkadaşlar bak şu dalı bunu bırakacağım. Bu yana gidecek. Dalımın birisi bu. Ne yapıyorum? Şu küçük olanları şunları temizliyorum. Bunları temizledim. Şimdi bunu bırakacağım. Bu yukarı gidecek. Daha sonra şuradan tekrar bir daha yapacağım. Şimdi şunu bırakıyorum. Şimdi şu dal meyve dalı. Şunun içindeki şu küçük olanlar, şöyle yaklaşır mısınız? Şu küçük olanlar, bak şunlar, bunlar meyve vermez arkadaşlar. Şimdi bunu ellemeyeceğim. Bak bu meyve dalı. Şunu aldım. Bunu temizledim. Şuradan biraz daha alalım. Şunu aldım. Evet, şimdi şurayı açtım bak. Bura ayrıldı. Aradan küçükleri. Şimdi bu tarafa indirdim. Şimdi dalımın birisi bu arkadaşlar. Bak bunu bıraktım. Bunu da bıraktım. Bu böyle yatacak. Bu tarafa yatacak. Birbirine hiç baskı yapmayacak. Daha sonra şuradan tekrar bunu geri sallayacağım. Tepeye ellemeyeceğim. Gitsin. Şimdi burada şu dalı bırakacağım. Bu yatacak. Bak şurada içeride baskı yapan şu dal. Bu meyve vermez. Bu ne yapar? Baskı yapar, sıkıştırır. Bunu tam tabandan aldım. Bak burayı açtım. Şurada bak bir tane daha var. Bu da içeride. Bunu da aldım. Şu arada bak şurada şu dal. Bunun içine giriyor, baskı yapıyor. Buradan aldım. Ve içindeki
cılızları temizliyorum. Şimdi bak şu, şunlar arkadaşlar bak şunlar. Şu, şu. Bunlar meyve yapmaz. Bunları temizleyeceğiz. Evet. Şimdi burayı aldım. Şimdi arkadaşlar bak şunları görüyor musunuz? Şunlar. Şu içerideki bak şunlar. Şurada bak şu. Bunları temizleyeceksiniz. Zaten böyle keserken ağaç kendi kendine açılıp gidecek. Evet. Şimdi burayı aldım arkadaşlar. Şimdi burada bu dalı da bu tarafa bıraktım. İleriki bir senede şu içeridekini belki alabilirim ama şimdi almayacağım. Gerek yok almaya. Şimdi şurada bir yoğunluk var arkadaşlar. Buradan sadece bir dal çıkarabilirim. Ben kendime bir tane lider dal seçeceğim. Onu da şunu seçeceğim. Şu ortadaki. Tam şunu seçeceğim lider dal. Lider dalın yanında hemen şurada bir dal daha var. Bak şu. Bunun ikisinin arasında bu. Bu burada sıkıştırma yapıyor. Buna hiç gerek yok. Bunu ne yapacağım? Tam bak şuradan gösteriyorum bak. Şuradan tam şuradan şöyle tabandan aldım. Lider dalım bu. Lider dalımın şöyle hafiften toparlayalım. Diğer yanına nasıl yapmasın. Şu dala gelelim. Bak burada da yukarıda 1, 2, 3 tane var. Alttaki dal yukarıda giden dalı geçmiş. Oburlaşmış bu dal. Bu çok gider. Bunu ne yapıyorum? Alıyorum. Şu dalları büyüteceğim. Evet. Tekrar şu içerideki şu küçük kırmızıları temizliyorum. Yani genelde böyle küçük ağaçlarda arkadaşlar makasları çok kullanıyoruz. Testereyi fazla kullanmıyoruz. Ağacımızı böyle tertemiz edeceğiz. Evet. Şöyle dönelim abi ağacın etrafına dönelim. Arkadaşlar ağacımızı yukarıya çek abi. Aşağıda yukarıya kadar çek. Her zaman diyorum ağacı tam budamayı bitirdikten sonra etrafından bir tur ağacın dönün. Hem üzerinde kalmış olan dalları aşağı düşürün. Kesilmesi gereken ufak dallar varsa onları da kesersiniz. Ağacımız bu. Hepinize teşekkür ediyorum videomu izlediğiniz için. Şimdi bakıyorum arkadaşlar Yunus'un çiftliğini çok ziyaret eden arkadaşlarım var. Gerekli tüm bilgileri orada paylaşacağım. İleriki şu anda zeytin budama zamanı olduğu için budamayı gösteriyorum. Ama her zaman bak söylediğim tüm videolarımda bunu söylüyorum arkadaşlar. Budama kadar hasat da çok önemli bak. Unutmayalım hasat da çok önemli. Hasatın ne önemi var diyen arkadaşlarım var. Var arkadaşlar. Şimdi makineyle mesela hasat yaparken ben yani bunların gördüm yani onun için söylüyorum. Makineyi mesela yukarıdan aşağı çektiği zaman makinenin mesela dönme şeyi dallar yukarıdan tersine aldığı zaman filizlerde kırılma çok oluyor. Biz şu filizleri elimizden geldiğince kırmamaya çalışacağız. Şu filizlerin mesela şu her yaprakların dibinde mesela bak şurası bu sene meyve verecek. Şurada yaprakların diplerinde bak ben şu anda görüyorum. Meyve gözenekleri var. Bunu bir mesela diyelim ki bu senenin vermiş olduğu sürgünü sen tarak yaparken, zeytin tararken bunu aynı bir
kız çocuğunun saçını taradığını düşün. Gayet böyle kısa çekmek lazım. Az almak lazım. Görüyorum ben. Şuradan adam tarağı atıyor. Buradan bir çekiyor. Burada sıkışıyor. Sıkışınca çektiği zaman ne yaprak kalıyor ne meyve gözleri kalıyor. Tamamen yok ediyor. Bunu kısa kısa böyle. Tarağı kısa kısa. Veyahut da makineyi çalıştırdığın zaman ağacın yönüne göre yapması lazım makineyi. Tersine yapmayacak. O zaman kırıyor. Bunu ileriki zamanlarda makinem de var. Tarak da var bende. Bunları ayrı ayrı çekeceğim, göstereceğim size. Bunu da Yunus'un çiftliğinde paylaşacağım. Görüşmek üzere. Allah'a emanet olun. Esselamu Aleyküm.